de bir liderlik. Başbakanı şöyle diyeyim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı seçilmesiyle AK Parti'de bir boşluk doğdu. Boşluk demeyelim ama yakın bir süre sonra kongre yapacaksınız AK Evet, Parti 27 Ağustos'ta kongresinde. Evet, inşallah. 27 Ağustos'ta. Efendim, sizce başbakan kim olacak? Evet. Aslına bakarsanız bu soru son zamanlarda sıkça gündeme gelen ve kamuoyunun da sadece Türkiye kamuoyunun değil dünya kamuoyunun da merakla beklediği bir konu. Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte yerini Başbakan olarak ve Genel Başkan olarak kim dolduracak? Bir kere geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantıda hem MKYK hem MYK hem de Sayın Başbakanımızın milletvekilleriyle yapmış olduğu toplantıda şöyle bir karar alınmış oldu. Hem Başbakanımız hem de Genel Başkanımız, AK Parti Genel Başkanı tek isim olacak. Bu yönde tabii belli kriterler de var. Üç dönemi doldurmuş olanlar arasından olmayacak şeklinde de bir yine ortaya konulmuş bir kriter var. Aslına bakarsanız AK Parti bu süreçte yeni başbakanını, yeni genel başkanını belirleme sürecinde son derece istikrarlı bir süreç işliyor. Çünkü AK Parti hem kurumsallaşmış hem sadece Türkiye içerisinde değil farklı coğrafyalara da model olmuş. Etkisi sadece Türkiye ile 780 bin kilometre ile sınırlı değil, farklı coğrafyalarda da etki uyandıran bir parti haline gelmiş. Bu anlamda kimin başbakan olacağından, kimin genel başkan olacağından daha öte AK Parti misyonunun nasıl yoluna devam edeceği sorusu çok daha önemli. AK Parti içerisinde başbakanını, genel başkanını belirleme sürecinde kamuoyunda bir takım çevrelerin beklediği gibi bir kriz, bir ne bileyim iç çatışma kesinlikle söz konusu değil. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığını belirleme sürecinde de son derece AK Parti'ye yakışır bir süreç yaşandı ve işlendi. Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Cumhurbaşkanımız, partinin bütün altyapısıyla, alt kademeleriyle, gençlik kollarından tutun, ondan sonra şeyden tutun, kadın kollarına kadar, bütün il teşkilat başkanlarına kadar, belediye başkanlarına kadar, milletvekillerine kadar, hatta teşkilatın da dışına çıkarak bir takım sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek böyle bir süreç sonucunda Cumhurbaşkanlığı adaylığını ortaya koymuş oldu. Aynı süreç şu anda da işliyor. Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız ve halen Genel Başkanımız olarak devam eden Recep Tayyip Erdoğan bütün partinin il teşkilatlarını, ilçe teşkilatlarını, il başkanlarını, belediye başkanlarını toplayarak, milletvekillerini toplayarak bir istişare sürecini tamamladı. Bu istişare sürecinde tabii hem milletvekillerine, hem partinin delegelerine, hem belediye başkanlarına kimi başbakan olarak görmek istersiniz, kimi partinin başında görmek istersiniz diye sorular soruldu ve herkes de fikrini, düşüncesini bu şekilde açıkladı. Benim için, Ali Şahin için açıkçası isimlerin hiçbir önemi yoktur. Bugün bizim partimizin içerisinde ben size başbakanlığımızı yapacak, partimizin genel başkanlığını yürütecek en az 20'ye yakın isim rahatlıkla sayabilirim. Önemli olan şu, bir AK Parti Türkiye'de çok önemli devrimler gerçekleştirdi, sessiz devrimler gerçekleştirdi. Bu devrimler hayatın her alanını etkileyen devrimler oldu. Sağlık alanından tutun, eğitim alanından tutun, ne bileyim demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları konusunda, vesayetleri konusunda Türkiye son 12 yıl içerisinde 12 yıl önce hayal edilemeyecek bir takım dönüşümlere imza attı Başbakan Erdoğan liderliğinde. Önemli olan bu kazanımları sabitleyerek yeni Türkiye'yi inşa edebilecek güçte bir lider olabilmesi, AK Parti'nin bu zamana kadarki tüm kazanımlarını muhkemleştirerek, güçlendirerek yoluna yeni Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın da perspektifini çizdiği ölçülerde yeni Türkiye hayalini kurabilecek ve bu yönde bütün imkanlarını seferber ederek, bütün gücünü hem Türkiye halkının hem yakın coğrafyamızda bizden Irak'taki bir umut bekleyen, Suriye'de, Gazze'de, ne bileyim bir takım mazlum coğrafyalarda gözünü Türkiye'ye çevirmiş, Türkiye'den bir destek bekleyen, umut bekleyen insanlara da çare çözümler üretebilecek güçte bir lider olabilmesi. Bu anlamda dediğim gibi AK Parti'nin var olan bir misyonu var, var olan bir vizyonu var.
Önemli olan bu misyonu, vizyonu üstlenebilecek bir ismin olması. Bu konuda da çok sayıda isim var. Öne çıkmış isimlerden Sayın Davutoğlu biliyorsunuz. Milletvekillerinin çoğunluğunun da ben o yönde kendi milletvekili arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda büyük bir ölçüde Sayın Davutoğlu'nun isminin öne çıktığını görüyoruz. Sayın Davutoğlu hem dış politika vizyonuyla hem Türkiye'deki gelişmeleri, Türkiye'deki AK Parti'nin bu zamana kadar gerçekleştirmiş olduğu dönüşümlerde aldığı rolle AK Parti'yi daha farklı mesafelere, daha farklı noktalara taşıyabilecek bir isim olarak bugün için öne çıkmış durumda. İnşallah dediğim gibi bizlerin desteğiyle Sayın Davutoğlu veya bir başka isim artık kim çıkacak olursa 27 Ağustos'ta yeni bir Türkiye inşa etme noktasında hep birlikte AK Parti ailesi olarak bu çabayı, bu gayreti gösteriyor olacağız. Bir takım çevrelerin beklentileri boşa çıkacak. AK Parti içerisinde bir takım işte güç kavgalarının başbakanlık noktasında, genel başkanlığı noktasında bir takım çatışmaların çıkacağını bekleyenlerin de sükutu hayale uğrayacağını şimdiden söyleyebilirim. Peki efendim, bir başbakanda ne gibi özellikler olması lazım? Veya AK Parti genel başkanı ve aynı zamanda başbakan olarak seçilecek kişide ne gibi özellikler olması gerekiyor? Bir kere öncelikle benim kriterlerimi sayacak olursak bir kere halkını seviyor olması gerekiyor. Halkının onu seviyor olması gerekiyor. Liderlik vasfının olabilmesi gerekiyor. Ülkesini çok iyi tanıyor olabilmesi gerekiyor. Artık bir başbakanlık vasfında sadece ülkesini tanımak, ülke insanını tanımak, onlara dokunabilmek de yetmiyor. Globalleşmiş bir dünya içerisindeyiz. Dünyayı çok iyi tanıyıp, dünyayı çok iyi analiz edebilmesi gerekiyor açıkçası. Bu anlamda benim kriterlerimde birinci derecede halkına dokunabilen, çünkü biz sonuçta siyaset yapıyoruz. Bir politikacının halkıyla arasında hiçbir mesafenin olmaması gerekiyor. Halkının kendisine, kendisinin de halkına sürekli dokunabildiği, dokunabilmek derken tabii ruhen, manen, yüreğine hitap edebildiği bir vasfının olması gerekiyor. İkincisi de dediğim gibi Türkiye siyasetini çok iyi tanıyor olması lazım. Türkiye'deki bu zamana kadar elde edilmiş olan kazanımları, o süreci çok iyi, o sürecin içerisinde bulunmuş olması çok önemli. Bir üçüncüsü de dediğim gibi dünya nereye gidiyor, tarih nereye akıyor, tarihin akışını eğer biz doğru bir şekilde yakalayamaz isek veya Türkiye'ye liderlik yapacak kişi, Türkiye'ye başbakanlık yapacak kişi dünyanın nereye aktığını, tarihin nereye aktığını doğru yakalayamaz isek biz yılları, yüzyılları kaybedebiliriz. Bu anlamda bu kriterlerin ben önemli olduğunu düşünüyorum başbakan olacak veya genel başkanımız olacak kişide. Çok teşekkür ederim.